Sevgili dostlar, bu içeriği önemli bir hatamı düzeltmek üzere yapmaya karar verdim. Fark ettim ki yeni oyuncağım Xe sonun hak ettiği büyüsüne kapılıp amiral gemim olan X-4'ümü fazlasıyla ihmal etmişim. O zamana kadar da bu konuyla ilgili bir ton içerik yapıldığı için belki de o yüzden ihmal etmiş olabilirim. Ama X-4 bu ihmale gelmez. Aksine metiyeler düzülecek bir kamera. Dedim ki o halde bir de benim gözümden görsün sevgili dostlarım X4'e olan aşkımın nedenini. X4 ile ilgili anlatacak o kadar çok şey var ki hem hakkıyla tanıtmak hem de kafa karıştırmamak için elimden geldiği kadar özenli bir çalışma yaptım ve karşınıza çıktım. Ve bu içeriği 3 ana başlığa ayırdım. 1 ergonomi, 2 teknik özellikleri, 3 performans. Hadi o zaman başlayalım. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanala yeniyseniz fotoğrafçılıkla ilgili bu kanalda her konuya değinmeye çalışıyorum. Son zamanlarda videografi ile de ilgili içerikler üretmeye başladım. Tarafsız ve dürüst ürün inceleme konusunda da size daha önceden zaten söz vermiştim. Bu konular sizi ilgilendiriyor ve içeriklerimin size değer kattığını düşünüyorsanız abone olmanız bu içeriklerin sizin gibi insanlara daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. XT4 APS dünyasının tartışmasız amiral gemisi. Ergonomiyle başlayalım. Elde duruşu büyük sayılabilecek bir lensle bile gayet rahat ve gayet sıkıntısız bir tutuşa sahip. Dolayısıyla ölçüleri ve hafifliği gün boyu yorulmadan X4'ünüzü elinizden düşmemesini sağlayan birinci neden? Ve ayrıca da retro dizaynı benim bu sisteme geçmemdeki en büyük nedenlerden ikisiydi. Fiziksel kontroller olarak bulunan enstantane ISO pozlama telafisi diyafram çarkı netleme ve stil yani foto ile video arasında geçiş sağlayan değiştirme düğmesi HDR S yani tek kare CL yani Continuous slow saniye başına devamlı az kare CH yani continuous high saniye başına devamlı çok kare. BKT yani bracketing ki bunu ayrı bir içerikte tek başına anlatacağım. ADV ileri filtreler ve panorama çekimlerine izin veren çark. Tamamen açılan ve dönen LCD ekran. Kendi düzeninize göre ayarlayabileceğiniz 15 atanabilir fonksiyon imkanı. Gerek tüm gün profesyonel çekimlerde, Gerek kendi zevkinize göre yaptığınız çekimlerde size X-T4'ünüze tam olarak hakim olmayı sağlayan ergonomik özelliklerinin verdiği konfor olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim teknik özelliklerine. Bunda iki başlık altında toplamakta fayda var. Foto ve video olarak. Önce fotodan başlayalım. Sadece Fuji filme özel en son nesil 26.1 megapiksellik X Trans 4 CMOS sensör, toplamda 17 film benzetimi arasında JPEG çekme imkanı, 0,02 saniye gibi inanılmaz bir netleme yakalama hızı, 6,5 stopluk bir IBIS, olağanüstü görüntü sabitleme sağlıyor. Mükemmel bir yüz göz takibi, harika bir özne kilit takibi. İkili dinamik aralık kontrolü. Rov'da inanılmaz dinamik aralık başarısı ki bu konuya da ayrı bir içerik ayıracağım ara zamanlı çekim imkanı, JPEG'lerinize full ayarlanabilir foto düzenleme kontrolleri, yani makine iç Lightroom gibi düşünün. Nedir bunlar? Ton eğrisi, renk, keskinlik, yüksek ISO telafisi, berraklık ve benzeri ayarlarla kendinize göre düzenlenmiş fotoğraf kareleri yaratma özelliğiyle Olağanüstü kareler yakalamanız da sadece özelliklerinden birkaç tanesi. Video kanalına gelince karşımıza tam profesyonel özellikler çıkıyor. Hem 8 bit hem 10 bit kayıt imkanı. 8 bit 16,78 milyon renk demek iken 10 bit 1.07 milyar renk anlamına geliyor. Bu da aslında size XT4'ün dahili kayıtta H264 8 bit ile H265 10 bit dahili kayıt arasındaki farkı da gösteriyor. Bunu da 420 ile dahili kayıt olarak verirken harici bir HDMI kayıt cihazına 422 olarak aksettiriyor. Yani fazla kafa karıştırmadan bu bahsettiğim son özellikler ile isterseniz çok rahatlıkla uzun metrajlı sinema filmi çekersiniz. Bunun haricinde 4K 60 FPS'ye kadar ve 400 megabit veriye kadar kayıt imkanı mevcut. 1080p'de 240p yani 10 kez yavaşlatılmış çekim imkanı veriyor. Ve bütün bu kayıtları MP4 ya da MOV yani MOV formatında yapabiliyorsunuz. x 4ün film simülasyonları arasında iki tane sinematik film simülasyonu vardır. Bunlar ETERNA ve Eterna Bleach Bypass. Bunların haricinde XT4'ünüzün 15 stopluk dinamik aralığından istifade etmenizi sağlayan iki tane de flat yani düz profil vardır. Bunlar F-Log ve H-Log ya da H-Log hangisini söylemek istiyorsanız. Bir de bu özelliklere Fuji'nin esas uzmanlığı olan Silemenslerinden bir tanesini de katarsanız o zaman korkmadan Hollywood'da da film çekersiniz. Gelelim performansa. 4K 60 FPS'de kanuni kısıtlama nedeniyle bir seferde en fazla 30 dakika olan çekim esnasında başka birçok cihazda karşımıza çıkan ısınma problemiyle hiç karşılaşmadım. Hoş, XS10'la da karşılaşmadım. Bu da APS-C sensörün avantajlarından bir tanesi. Yani full frame dediğin zaman daha büyük sensör demek, daha çok enerji gerektiriyor demek ve daha çok ısı demektir. Bu sebepten dolayıdır ki hala MFT yani Micro Four Third, yani micro 4/3 sensörler hala video dünyasına oldukça revaçtadır. Gelelim pil performansına. x t 4ün yeni nesil bataryasıyla bir dolumda 600'e kadar kare, ekstra griple beraber 1700'e kadar kare çekebiliyorsunuz. t 4ünüzün Boost modunun ilave ettiği performans artışı her türlü profesyonel çalışmada sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Ancak batarya süresini uzatmak istiyorsanız makina size ekonomi mod seçeneğini de sunuyor. Daha anlatacak çok şey var ama şimdilik yeter. Sonuca gelelim. Fuji filmin diğer makinelerinde de olduğu gibi xe 4ün fiyatı size sunduğu özelliklerin bana sorarsanız çok altında gerçek bir fiyat performans canavarı. Ve o halde bu makine kimler için? Benim gibi analog kamera dünyasından gelen dinozorlar için. 2. Düğün, portre, ürün, katalog, toplantı ve benzeri çekimler yapan fotoğrafçı arkadaşlarım için. 3. Fotoğrafçılığın manuel pozlama aşamasından gelmiş. Kontrol tamamen bende olsun. Alan derinliği, ortam ışığı, netleme noktası Bunların hepsine ben karar veririm. Makine değil diyen ileri kullanıcılar için. 4. Videografi hatta sinematografi dünyasında olan ya da girmek isteyen ancak ekipmana yüz binlerce lira harcayamayacaklar. İste 4 sizin için. Ama amatörseniz bu işe daha henüz yeni merak sarıyorsanız bu bir başlangıç makinesi değil. Bunun için Fuji filmin çok güzel başka makineleri var. XT200'ü var. Yeni çıkan XT4'ü var ki yakın zamanda elime geçerse onda bir incelemesini sunmak istiyorum size. Ve çok iyi şeyler duyuyorum şu ana kadar o makineyle ilgili. XS10 var. Muhtemelen bu makinelerden bir tanesi size daha uygun olacaktır. Çünkü unutmayın, XT4 bir destroyer değil. Bir amiral gemisi. Sevgili dostlar, videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için öncelikle teşekkürler. Umarım kafanızdaki bazı soru işaretlerine cevap vermiş olurum. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa lütfen çekinmeden yorumlara rahatlıkla her türlü soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ha, bazılarınız bana Instagram'dan ulaşmaya çalışıyor. Onlara da cevap veriyorum ama buradaki yorumların çoğalması kanala fayda olacağını da lütfen unutmayın. İçeriği buna değer bulduysanız beğenmeyi, hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın ki bu içerikler daha geniş kitlelere dinamiğe ulaşsın. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.